Babam beni evlatlıktan reddetti abi. Benim senin gibi evladım yok dedi. Çek git dedi ya. Bana bunu söyledi kendi babam, öz babam ya. Ayıptır ya. Neymiş? Kaç yaşına gelmişim, hala doğru düzgün bir işim, bir kariyerim yokmuş. Benim suçum mu abi? Benim suçum mu sen bana söyle ya? Ben istemez miyim abi kariyer yapmak? Gittim iş görüşmesine gittim, 40 tane iş görüşmesine gittim, 40 tane soru sordular bana. Hangi ofis programlarını biliyorsun dedi. Word, Excel, Solitaire, hepsini biliyorum dedim. Almadı beni işe ya. Almadı, ben ne yapayım? Benim suçum ne abi? Benim suçum ne ya? Başka bir işe gittim. 10 yıllık muhasebe deneyimi istiyor abi. Adama bak, 10 yıllık muhasebe deneyimi. Kemal Derviş'in yok 10 yıllık muhasebe deneyimi. Sen benden istiyorsun ya. Benden istiyorsun. Benim 10 yıllık muhasebe deneyimim olsa sana mı gelirim ben? Emekli olurum ben 10 yıllık muhasebe deneyimim olsa sana mı gelirim? Haksız mıyım abi, bir şey söyle. Bir şey daha abi, tamam bir şey de. Tarafsız, bir şey daha, objektif, bir şey daha, bir şey söyle abi. Söyle. Benim tarafım, onun hakkı. Dedim bari gideyim devlette bir işe gireyim. Devlet kapısı. Güven kapısı. Gittim abi KPSS'ye çalıştım. KPSS'ye girdim, puan aldım. Ama o da garanti değil. O da çözüm değil abi. O da garanti değil ki. Atanamayan öğretmen var. Öğretmeni geçtim. Atanamayan itfaiyeci var abi. İtfaiyeci var atanamayan. Elinde hortumla bekliyor abi ya. Adam elinde hortum bekliyor abi. Bana mı düşer iş? Yeter ya. Benim ne suçum var ya? Bana diyor ki yok diyor, ben diyor zamanında diyor orada çalıştım da burada diyor. Ya senin zamanın böyle miydi? Senin zamanın böyle miydi? Türkiye'nin nüfusu 40-50 kişiydi abi o zaman. 40-50 idi abi Türkiye'nin nüfusu. Mahalle gibiydik, biri bakkal oldu, biri çakkal oldu, biri kasap oldu, bitti abi. Şimdi 70 milyon tane insan var ya. Ben ne yapayım şimdi, ben ne yapayım ya? Söyle abi, söyle, haksız mıyım? Haksız, söyle. Ya bu görse de. Dedim bari ticarete gireyim. Gittim abi Çin'den, çakma telefon aldım. Geldim abi Eminönü'ne. Abi adamlar çakma telefonun çakmasını yapmışlar ya! Çakmasını yapmışlar abi! Malın bana gelişi 100 lira. Adam 50 liraya telefon satıyor. Kamerası var, interneti var, anteni çıkıyor. Televizyonu var abi! Televizyonu var, elinde kaldı telefonlar ya! Ya bunlar elinde kaldı ya! Dedim hadi zeki adamım ben. İnovasyon insanıyım. Bir proje bulayım dedim abi. Taksim'de yürüyen adamların enerjisinden elektrik üreteyim dedim. Taksim'i kazdılar abi. Taksim'i kazdılar, insanlar yürüyemiyor. Bahta bakar mısın? Bakar mısın bahta? Bir de kazarken benim kabloları buldular mı alttan? Döşediğim kabloları. Kaçak elektrikten çaktılar mı cezayı bana bir de? Yeter ya, yeter abi, yeter ya. Benim suçum ne abi? Benim ne suçum var ya? Söyle abi. Ben daha ne yapayım, söyle. Söyle abi, buyur söyle. Buyur, tamam, söyle. Abi dedim, bankalar kredi veriyor, reklamda gördüm. KOBİ'lere kredi diyor, KOBİ'yim ben de yöneticide, ben de bir KOBİ'yim. Ödemesi kolay kredi dedi. Gittim aldım abi. Babamı da kefil ettim, bak. Ödeyemedim abi. Ödemesi kolay diyor, ödemesi kolay değilmiş abi, ödeyemedim abi, kaldı kredi. Aldılar babamı, attılar hapise, adamım sattılar ya. Şu ayıp bir şey değil mi abi? Şu bana söyler misin abi? Şu durum nedir abi? Bu rezillik değil mi abi? Şu bankanın yaptığı rezillik değil mi abi? Ayıp benim babamı, adamın babasını alıyorsun, hapse koyuyorsun. Ayıp bir şey ya. Ayıptır abi, koskoca adamı hapse atıyorsun. Ayıp bir şey ya. Ayıp adam içeride sürecek. Yazık, üzülüyorum. Vallahi üzülüyorum ya. Babam olduğu için değil, insan olarak üzülüyorum. Yazık adamın haline ya. Ne haline düştü adam, yazık ya. Haksız mıyım abi? Bir şey söyle bana. Objektif bir insansın. Değerlendir abi. Bankalar hatalı değil mi abi bu durumda? Sen söyle abi. Haksız mıyım? Sen söyle ya. Haklısın. Haklı. Bence sen de haklısın.